Bu dersimizde Oracle veri tabanına HR kullanıcısıyla giriş yaparak normal seviyedeki bir kullanıcının, yani veri tabanı kullanıcısının kendi şeması ile ilgili, kullanıcı alanı ile ilgili erişebildiği tüm nesneler üzerinde veri tabanı tabanlı nasıl bilgi edinebileceğini öğreneceğiz. Bunun için örneğin tablolarla ilgili ya da tablespace indeksleriyle ilgili, kendi indeksleriyle ilgili nasıl bilgiler, sorgular hazırlayabildiğini göreceğiz. Yani DBA tabanlı bir sorgulama diyebiliriz. DBA'lerin kullanabileceği bir sorgulama yöntemlerini öğreneceğiz. Bunun için ilk olarak HR kullanıcısıyla login oluyorum. HR ve HR şifresiyle. Şimdi sağ tarafta hazırladığım soruları, cevaplarını, SQL sorgularını sol tarafta çalıştıracağız ve sonuçlarına bakacağız. İlk sorumuzda herhangi bir kullanıcının kendisine ait tabloları gösteren SQL sorgusunu inceleyelim. Yani örneğin ben HR kullanıcısıyım. Benim kullandığım tabloları öğreneceğim burada. Table name from user tables diyelim. Evet, görüldüğü gibi burada benim oluşturduğum ve Oracle veri tabanında varsayılan olarak bulunan HR kullanıcısının tabloları yer alıyor. Region, location, departments, işte kopya, emp mesela, bunları biz oluşturmuştuk. Bu şekilde tamamını görebiliyorum. Yalnız dikkat edin, tamamı değil veri tabanındaki HR kullanıcısının tüm tablolarını görebildim. Bunun bir farklı yöntemi de şu. Farklı bir view kullanmak. Select table name from tabs diyorum. Gördüğünüz gibi bu da kısa yolu diyebiliriz buna. Tabs tablolar anlamına gelir ve user tables ile aynı işlemi görür. Şimdi clear screen ile ekranı temizledim. Kullanıcının kendisine ait tablo, görüntü, view ve eş anlamları gösteren SQL sorgusu. Select yıldız from tab. Şimdi burada tname bölümü var, sütunu, tab type var, clustered var vesaire. Bunlarda neler yer alıyor? Kullanıcının tablosu, view'ler yer alıyor. Şimdi burada bakalım. Evet, gördüğünüz gibi mesela emp details view diyor. Tab type olarak da view gösteriyor zaten. Diğerleri tablo. Bu şekilde bunları da tab üzerinden görebiliriz ve listeleyebiliriz. Diğer sorumuzda kullanıcının kendisine ait olmasa bile erişebildiği tüm tabloları gösteren SQL sorgusu. Bunun için select owner table space name table name from all tables ordered by owner dedim ve sorgu sonucunda şu şekilde geldi. Ben buradan table name'i isteyeceğim. Sadece table name'i alalım. Table space name'i almayalım. Owner kalsın. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde kendisine ait olmasa bile erişebildiği tüm tabloların listesini bu şekilde almış olduk. Burada kullanmadığımız birçok tablo var. Bunu arka planda kendisi kullanıyor Oracle. Çoğunu. Bu nedenle erişebildiğimiz tablolar içerisinde bunlar listelenebiliyor. Bir başka örneğimize geçelim. Kullanıcının kendisine ait indekslerin hakkında bilgileri alalım. Select yıldız from direkt index name yazalım. From user indexes dedim. İki alt çizgi var. Evet. Bizim oluşturduğumuz bu kullanıcıyla erişebildiğimiz tüm indeksleri listeledik bu şekilde. Bunun da kısa yolu var. Bu kısa yol gene bir view, int isimli bir view. Bunda aynı şekilde index name diyorum. From int dedim. Evet, gördüğünüz gibi gene 19 satırdı. Gene 19 satır geldi.
Bir sonraki örneğimizde kullanıcının kendisine ait sıralar, yani sequence'ler hakkında bilgileri alalım. Select sequence name from user sequence. Evet, 3 tane sequence'imiz varmış. HR kullanıcısıyla geliştirdiğimiz ve erişebildiğimiz şu an. Şimdi bir diğer kullanımını öğrenelim. Sequence name from sec. Yine aynı şekilde istediğimiz sorgu geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bir sonraki sorgumuza geçelim. Bunda da kullanıcının kendisine ait görüntüler, yani view'ler hakkında bilgileri alabileceğimiz sorgu. Select yıldız from user views dedik. Evet, view name. Select view name user views. View'lerin isimlerini aldık. Sadece empty tills view varmış mesela. Onu ekrana yazdırmış olduk. Şimdi bir sonraki sorgumuzda kullanıcının kendisine ait eş anlamlar, yani sinonimler hakkında bilgiler alalım. Select synonym named from user synonyms dedik. Şu şekilde yıldızla bakalım. Şu an kayıt yok. Çünkü sinonim yok. Evet. Teyit ettik. Gene yok. Şimdi bunun kısa yoluna bakalım. Kısa yolda şu şekilde. Sadece SYN kısaltmasını kullanan bir view. Bu da aynı şekilde kullanılabilir. Sinonim olsaydı bunlar da listelenecekti. Bir sonraki örneğimizde segmentler üzerinde kullanıcının kendisine ait parçalar, yani segments hakkındaki bilgileri gösteren SQL sorgusu. Select yıldız from user segments dedim. Tamamını listeledim. Burada istersek segment name diyerek bunların isimlerini listeleyebiliriz. Segment name from user segments dedik. Evet, istediğimiz sorgular 28 kayıt ekrana getirildi. Kullanıcının kendisine ait genişlemeler, yani extents hakkındaki bilgileri gösteren SQL sorgusu. Select yıldız from user extents. Select segment name from user extents. Evet, 27 kayıt getirildi. Select segment name from user extents tablosundan, view'inden. Bir sonraki örnekte o an bağlı kullanıcı hakkındaki bilgileri gösteren SQL sorgusu. Şu an biz HR ile bağlıyız. Bununla ilgili bilgileri user users view'inden alabiliriz. Eğer sistem ile kullanıcı login olsaydık onunla ilgili bilgileri alacaktık. Bu şekilde bilgileri alabiliyoruz. Veri tabanındaki tüm kullanıcıların listesini gösteren SQL sorgusu. Yıldız from users. Evet, veri tabanındaki tüm kullanıcıların listesi bu. Özhan'dan başlıyor. Benim oluşturduğum Özhan bu. Scott, HR, B vesaire hepsi var. Sistem, SYS. 37 kullanıcı gösterildi. Kullanıcının kendisine ait kısıtlamalarını, yani constraint, hangi tablolar üzerinde tanımlı olduğu konusunda bilgi gösteren SQL sorgusu. Select yıldız from user constraints range dedik. Evet, 47 satır geldi ancak çok sütun olduğu için tabii ki bu şekilde uzun sürdü. Bu şekilde alabiliriz bunu da, bu bilgiyi de. Kullanıcının kendisine ait kısıtlamalarının hangi tabloların hangi sütunları üzerinde tanımlı olduğunu konusunda bilgi gösteren SQL sorgusu. Select user from user cons columns diyorum. 48 kayıtla bu da getirildi. Neydi? Kullanıcının kendisine ait kısıtlamalarının, yani constraint'lerin hangi tabloların hangi sütunları üzerinde tanımlı olduğu konusunda bilgi gösteren SQL sorgusu. Bir sonraki örneğimizde bu biraz uzun. Kullanıcının kendisine ait kısıtlamaları ile ilgili hangi tabloların hangi sütunlar üzerinde hangi kısıtlamaların olduğu ve eğer bu kısıtlama referans eden veya edilen bir kısıtlama ise
hangi kısıtlamaya referans ediyor ve veya hangi kısıtlama kendisine referans ediyor konusunda bilgi gösteren SQL sorgusu. Select C table name C constraint name C A column name B table name B column name from user constraint constraint C user Jones columns A user cons columns B ver C constraint A nokta constraint name burada join işlemleri yapılıyor, isimlendirme yapılıyor vesaire. Bunları direkt geçiyoruz. And c nokta r alt r constraint name eşittir b nokta constraint name ve join'in artı işareti. Constraint, evet şurada yanlış constraint olması gerekiyor. S eki kullanmışız. Evet, istediğimiz sorgu sonucu geldi. 49 satır bize getirildi. Bu şekilde bu sorguyu da yapmış olduk. Kullanıcının kendisine ait tüm nesneleri, yani objeleri nesne tipine göre sıralayarak gösteren SQL sorgusu. Select object name object type from user object view'inden aldık. Order by object type. Evet. Sorgumuza tekrar bakalım. 39 satır geldi. Select object name object type from user objectlerden aldım. Kullanıcı nesnelerinden order by ile object type üzerinden bir sıralama yaptık. Bu şekilde bunu da geçmiş olduk. Şimdi kullanıcıların erişim hakkına sahip olduğu tüm tablolar hakkında detaylı bilgileri gösteren SQL sorgusu. Kullanıcıların erişim hakkına sahip olduğu tüm tablolar hakkında detaylı bilgi. Select yıldız from all tables. Bu biraz uzun sürecek. Bu şekilde kullanıcının erişim hakkına sahip olduğu tüm tablolar hakkında bilgileri de almış olduk. Burada sadece table name alsaydık daha kısa sürecekti. Çünkü ekranı tamamen kaplıyor. Birçok sütun olduğu için. Evet, 111 satır ancak bu kadar sütun olduğu için çok uzun sürdü. Şimdi kullanıcının erişim hakkına sahip olduğu tüm table space'ler hakkında bilgi gösteren evet. Select yıldız from yani bu biraz uzun sürer. O yüzden yapısına bakalım. User objects diyelim. Object name alalım. Object name from user yani kullanıcı nesnelerinden alalım bunu. Evet 39 satır geldi. Kullanıcıya verilen roller hakkında bilgi gösteren SQL sorgusu. Roller üzerinden bir işlem yapacağız. Select yıldız from user role prefs dedik. Çalıştırdık ve bunun bilgisini almış olduk. Neydi? Kullanıcıya verilen roller hakkında bilgi gösteren. Kullanıcı adı HR. Granted role yani rol, resource, kaynaklara erişebilme rolüne sahip. Bir sonraki sorgumuzda kullanıcının sahip olduğu, hak verdiği ve hak aldığı nesneler ile ilgili nesne hakları konusunda bilgi gösteren sorgu. Clear screen ile temizledik.
select yıldız from user top prefs diyerek kayıtları listeledik. Gördüğünüz gibi kullanıcının sahip olduğu, hak verdiği ve hak aldığı nesneler ile ilgili nesne hakları konusunda bilgi gösteren SQL sorgusunda bu şekilde yapmış olduk.